eleme anına geldik sevgili izleyicilerimiz. Bütün yarışmacılarımız yerlerini aldı ve eleme potasında son kalan Elif, Ayberk ve Tuğçe. Tam karşımda Burak, arkadaşlarının yanında kendini koruma altına almış bir insan olarak, değil mi? Evet, buyurun. Rahatsın. Gayet rahatım. Oyuna da rahatım zaten. Evet, evet, doğru. Güvence altına aldı. Şimdi, ilk olarak her zaman yaptığım gibi Elif, Ayberk ve Tuğçe'den başlamak istiyorum. Önce senden başlayayım Elif. Burada olmak gerçekten kötü hissettiriyormuş insana. Keşke olmasaydım ama gerçekten de burada olmayı da hak ettiğimi de düşünüyorum. Ama bu evde kalmayı da hak ettiğimi de düşünüyorum. Yani çok da duygusallaşmak istemiyorum burada olduğum için. Ben Tuğçe, üzgünüm Tuğçe ile bu durumda olduğum için. Keşke böyle olmasaydı ama hiç gerçekten düşündüğüm gibi biri çıkmadı Tuğçe. Bu beni çok üzdü. Ben ona çiçek gelirken o bana dikenle geldi resmen. Ayberk bence ilk haftasına göre gayet iyiydi. Ben onun biraz daha burada kalmasını ve kendini göstermesini istiyorum. Üzülmeyerek Tuğçe demek istiyorum. Peki Ayberk. İlk haftam, ilk haftada gerçekten yaşayabileceğim her şeyi yaşadım herhalde burada. Doruklarına kadar yaşadım ve bu evi gerçekten çok benimsedim. Hı hı. Yani bu durumda olmak belli bir noktada bunu deneyimlemeyi de benim hoşuma gitti yani bu durum. Oyumu şuna göre kullandım. Sadece dışarıda bana farklı konuşulup İçeride farklı konuşulması benim çok tarzım değil. İnsanlara bu yüzden güven duygusunu aşılamayı çok istiyorum. Bunun sebebinden dolayı da ben de üzülmeyerek çıkarsa eğer. Elif diyorsun. Evet. Peki. Çok ilginç. Şöyle bir nokta, gülüyorum kusura bakmayın çünkü Yağız diyorum falan diyeceksin zannettim. Öyle geldi konu değil mi? Değişik. Evet, ben zarf açmayayım. Sen de çünkü Ayberk mi yazmıştın? Tuğçe, göreceğim. Değişik bir şey yazdıysan beni şaşırtırsın belki diye düşünüyorum. Evet. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu evde olmak gerçekten çok güzel bir şey. Kalmak da isterim ama yani Elif'in söylediklerine karşı bir yorum yaparak cevap vermek istiyorum. Bence o ilk başta bana dikenle geldiği için ben böyle bir karaktere büründüm, böyle karşılıklar verdim. Ben de böyle olmasını istemezdim şahsen. Onun bu yüzünü görmek de istemezdim. Bu yüzden Elif diyorum. Ben de üzülmeyerek söylüyorum. Elif, iki oyun var. Sizlerin birer oyunuz var ve Erzem. Benden başlaması biraz üzücü oldu. Evet, çünkü ben üzülerek bir isim yazdım bugün. Üç arkadaşım da bu arada hani seviyorum. Sadece şöyle bir sıkıntı oldu. Ayberk, senin yolunun çok uzun olduğunu düşünüyorum daha. Çünkü gerçekten başarılısın. Biz beraber kaptan olduk. 30 bin lira için beraber yarıştık ve yolunun uzun olduğunu düşünüyorum. Elif ile Tuğçe arasında kaldım. Tuğçe potaya girerken Tuğçe'ye şey dendi. Sen yanlış insanın yanında olduğun için biz seni yazıyoruz gibi bir durum oldu. Ve Tuğçe o günden sonra gerçekten de benim yanımda olmadı. 5 hafta boyunca ben Tuğçe'yi savunmuştum, Tuğçe'yle arkadaş olmaya çalışmıştım. Tuğçe benim arkadaşımdı. Hala da öyle olmasını istiyorum gerçi ama bunun değişmesini istemiyorum ama bu beni çok kırdı. Ben arkadaşım olan insanın benim yanımda olmasını isterdim. Demek ki Tuğçe benim arkadaşım değilmiş. Öyleymiş. O yüzden Tuğçe. Tuğçe, ikinci oyun. Elzem'den geldi. Gerçekten üzülüyorum onu yazarken. Teşekkür ederim Elzem. Burak. Teşekkür ederim Burcu Hanım. Öncelikle şöyle, oradaki üç arkadaşımın neler hissettiğini geçen hafta ben de hissettim. Ama şöyle bir durum var. Mesela Ayberk'ten başlayacağım. Ayberk bu eve ilk geldiği günden itibaren hem lider oldu, hem 30 bin liralık büyük ödülü aldı. Hem de elenme potasını yaşadı. Yani bu evdeki ilkleri bizden daha çok yaşadı. Ama Elzem'in de dediği gibi Ayberk'in bu evde daha uzun yolları olduğunu düşünüyorum. Elif ile Tuğçe arasına gelecek olursak, ikisi de bence performans açısından eşdeğer insanlar. Fakat benim oyum sadece geçen hafta benim adımı söylediği için kısasa kısas yapmak istiyorum. Kendisiyle herhangi bir problemim yok ama üzülerek Tuğçe diyorum. Burak, Tuğçe dedi. Tuğçe üçüncü oyun geldi. Karzelen.
Şöyle geldim geleli performansa göre oy veriyorum her zaman. İki arkadaşım zaten Tuğçe ile Elif'e burada daha çok vakit geçirme şansım oldu. Ayberk'i tabii ki yeni tanıyorum. Yani çok da konuşma fırsatımız olmadı ya da diyalog kuramadık. Ama Ayberk zaten çok başarılı, bunu söylemeye de gerek yok. Gerçekten uzun bir yolu var burada. Başarılı olacağına da inanıyorum. Biraz benimki boş oy olacak. Yani biliyorum çünkü sonucu. Tahmin ediyorum. Ya, tahmin ediyorum sonucu. Bu yüzden Ayberk diyorum. Kardelen Ayberk dedi. İkinci... Aa, iyi koy. İyi koy. Kardelen'den geldi Ayberk. Oğuzhan. Nurcan'ım. Evet. Hemen hemen arkadaşlarımla eşdeğer düşüncelere sahibim. Ama şöyle, Ayberk'e hakkını yedirtmem burada. Gelir gelmez liderlik almak herkesin harcı değil. Yaptı, başardı. Bugün 30 bin elimden aldı. Yazmam olurdu aslında ama o yüzden yazamam. 30 bini de aldı. Yani başarısını, yeteneğini gösterdi. O yüzden Ayberk'i ellerim yazmaz. Tuğçe ile Elif arasında git gel yaptım. Genel değerlendirmelere baktım. Kafa kafaya aynılar benim gözümde. Yetenek olarak da, yarışma olarak da. Bana biraz daha böyle yakın geldiği için Tuğçe'yi yazamadım. O yüzden kusura bakmasın, Elif'i yazdım. Peki, Elif'in üçüncü oyu Oğuzhan'dan geldi. Teşekkür ediyorum. Ve Ceren. Ben şu an şaşkınlıkla izliyorum herkes. Yani arkadaşlar, finale çok az kaldı ve siz kendi rakibinizi elemeniz gerekirken güçsüz insanların ismini veriyorsunuz. Çok saçma bir hareket bu. Sonuçta bu evde bir kişi şampiyon çıkacak ve güçlü rakip gitmesi gerekiyor. Bunun için Ayberk. Yani yaklaşım tercihi. Ayberk ikinci oyun Ceren'den geldi. Mantıksız değil, çok mantıklı. Yok, hoşuma mantıklı. Gitti zaten. Çok açıklayış mantıklı. Tarzı da hoşuma gitti. Murat. Teşekkürler Burcu'nun. Ben Ceren'e katılmıyorum bu konuda. Arkadaşım olabilir ama Ayberk gerçekten bu evde kalmalı. Biz güçlü rakipler istiyoruz. Finale doğru çok yaklaştık. Dişli rakipler istiyoruz. Kendisi de bireysel oyunlarda bunu kanıtladı ki evdeki bütün kadınlarımızı liderlik yaptı. Çok derin bir ortada kaldı ve kendisi bunu başarıyla sağladı diye düşünüyorum. Tuğçe'ye gelirsek, Tuğçe'nin her zamanki gibi ses tonu yüksek ama kendisi iyi bir insan, bunu biliyorum. Bana karşı tavırları da sorun değil. Onları da sineye çekebiliyorum, bir problem yok. Ama Elif, mesela davranışları, öfkelenmesi, bunları da dindirdi aslında. Ama o bebeği çöpe atacaktın Elif. O yüzden üzülerek Tuğçe diyorum. Murat ya. Dördüncü oyun Murat'tan geldi. Tuğçe'nin 4 oyu var, Elif'in 3 oyu var, Ayberk'in 2 oyu var. Yağız. Ben hiç söylemeyeyim diyormuşum. Burcu'nun şöyle. Öncelikle Elif'le alakalı bir duvar vardı aramızda. Onların yıkıldığını ben hissediyorum. Yani haklı olduğu konular oluyordu. Ev içerisinde haksızlık, bir çatıştığımız durumlar da oluyordu ama başarılı olduğunu düşünüyorum ben Elif'in. Ayberk'e gelecek olursak zaten Ayberk'le alakalı fikirlerim şu. Eve geldiği gibi işte lider oldu. Belli başlı kurallar koymaya çalıştı. Aramızda sürtüşmeler yaşandı. Birazcık kendinden emin, farklı bir bakış açısıyla ev içerisinde bizimle diyaloglar kurdu ama ben ne olursa olsun bu evde kimse kural koyamaz demek istiyorum. Evet. Ama herkese hak ettiğini vermeyi de istiyorum. Ayberk'e bir şans tanıyarak Tuğçe demek istiyorum. Wow. Yağız, Tuğçe'nin 5. oyunu vermiş oldu. 5 oyun var Tuğçe şu anda. Elif 3 ve Ayberk 2. Ayda, şu anda sen belirleyici bir oy vereceksin. Yani kendimi şu an çok kötü hissettim. Ben zaten orada oturmanın ne kadar kötü bir his olduğunu biliyorum. Ama burada oturmak da gerçekten bence çok kötü bir his. Ve şu an benim vereceğim oyla bir arkadaşım gidecek olması beni çok üzüyor. Öncelikle
Ayberk'ten, Ayberk hakkında çok yorum yapıldı. Ben de yapmak istiyorum. Ben de Ayberk'in çok başarılı bir yarışmacı olduğunu düşünüyorum. Ve bunu ilk haftadan bize gösterdiğini düşünüyorum. Ama Ceren'in stratejisi de bana çok mantıklı geldi. Ama yine de bu evde çok haklı veya haksız olduğumuz noktalar oluyor. Ama ben yine de kimseye asla haksızlık yapmamaya çalışacağım. Elif ve Tuğçe'ye dönüyor oylarım böyle olunca otomatik olarak. Ama her şeyden önce, oyunlardan önce de bence evin içindeki moralimiz de çok önemli. Elif kendisini geri çekmesine rağmen Tuğçe'nin Elif'in üstüne çok gittiğini düşünüyorum ve bu yüzden Tuğçe şıkı diyorum. Ama kendisiyle hiçbir kişisel problemim yok, üzülerek. Tuğçe, birazdan sana söz vereceğim ama son oy hakkı Furkan'da, onu da dinleyeyim. Burcu'nun arkadaşları zaten belirleyici oyları kullandılar. Hı hı. Ben şimdi kimsenin kalbini kırmasam, kullanmasam. Hı. Kullanmasam mı? Ha yok, görmek istiyorum. Bir şey söylemek zorunda değilsin. Burcan, ama görmem lazım. Ayberk gelmiş olduğu gibi zaten kendini kanıtladı. Hani bir başarısı var. Bu görmezden gelinemez. Bu evde de bir yolu olacak Ayberk'in. Ayberk'in evde durması lazım şu an. Tuğçe ile Elif arasında gerçekten çok gitgelde kaldım ben de. Bana sadece şurada artı olarak Elif bundan iki hafta önce bir şeylerde söylediği için ben kendimi düzelttim. Vefakar davranacağım ben burada oyu kullanırken. Gerçekten üzülerek Tuğçe diyeceğim. Tamam, peki. Tuğçe, bu hafta sana veda ediyoruz. Ben söyleyeceklerimi söyleyeyim. Ben seni geldiğim günden beri çok beğeniyorum. Evet, çok böyle kendini anlatırken, daha doğrusu savunurken ilk günlerde çok sesin çıkıyordu. Hatta ben de rahatsız olduğumu sana söylemiştim. Ama sonra hepimizin eleştirilerini göz önüne alarak kendini biraz daha değiştirmeye çalıştığını gördük. Ben etkilendim. Tekrar söylüyorum, ben haftalar geçtikçe veda etmekte çok zorlanır hale geliyorum. Çünkü seni görmeyeceğim bir eve gelmek istemezdim, öyle söyleyeyim. Bizimle birlikte olduğun için çok çok teşekkür ederim. Ama mutlaka söylemem gereken bir şey var ki, benim bildiğim kadarıyla da diyebilirim, anladığım kadarıyla da diyebilirim. Sen birçok arkadaşına baskı yapıp ismini yazmalarını istemişsin. Bununla ilgili şimdi sözü sana bırakacağım. Hem veda konuşmana hem de belki arkadaşlarına da vedalaşmak istersin onu yapman için. Yani bu konuşma benim için çok zor olacak aslında. Kendimi ağlamamak için çok zor tutuyorum gerçekten. Ama şöyle söyleyeyim. Yani ben bu evde gerçekten duygusal anlamda çöktüğümü düşündüm kendi açımdan. O yüzden diğer daha heyecanlı arkadaşlarımın bu evde benden daha çok kalmasını hak ettiğimi düşündüğüm için arkadaşlarıma bu yönden hani dedim ki beni yazın. Çünkü onlar benden daha çok hak ediyor. Ama şöyle bir şey var. Hani bu evde benim amacım para kazanmak veya başka bir şey değil. Hani bunları kaybettiğimi asla üzülmüyorum. Sadece o kadar alışmışım ki evdeki herkese. Hani şu an sadece gideceğim için üzülüyorum. Yani onlardan kopacağım için üzülüyorum. Belki dışarıda görüşeceğiz evet ama yani bilmiyorum. Sadece onlardan kopacağım için üzülüyorum. Başka hiçbir şey için üzülmüyorum. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben aynı duyguyu besliyorum sana karşı. Bence arkadaşların arasında da neredeyse evet, herkes başını sallıyor şu anda. Aynı duygular içerisinde olduğunu düşünüyorum. Vedalarda en çok üzüldüğümüz anlardan bir tanesini yaşayacağız bence sana veda ederken. Elif ve Ayberk'i tebrik ediyorum. Tuğçe, arkadaşlarına vedalaşabilirsin. Evet. Tekrar tekrar sana teşekkür ediyorum. Programa renk kattın. Evet.
Sevgili izleyicilerimiz, bugün Tuğçe'ye veda etmek durumunda kaldık. Hepimiz gerçekten çok üzgünüz. Defalarca söylüyorum. Yani son haftalarda özellikle söylemiştim. Bir kez daha söyleyeceğim. Hafta ilerledikçe, günler ilerledikçe artık vedalaşmakla çok zorlaşıyor, zor hal alıyor. Ve bizim için de çok üzücü oluyor. Bizimle birlikte olduğunuz için bugün de sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Haftaya yepyeni bir gün ve yeni bir yarışmacıyla tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın efendim, iyi hafta sonları. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.